Başbakanlık da hani hedefinin olduğunu söylemesi bize Cumhurbaşkanı adayının ortak olacağını ama çoğunluğu sağlamak için de parlamento seçimlerine özellikle ayrı girileceğini gösteriyor. Burada da riske alınmama hikayesi kesinlikle her bölgede seçimi çok ciddi farklarla kazanacak. Özel olarak listelerde belirli adaylar üzerinden çalışacak bir formül. Yani rehavete yer olmaması bence en güçlü senaryoyu ortaya çıkaracaktır bize. Barış Pehlivan, en güçlü senaryo, görebileceğimize en çok inanılan hangisi? Şimdi ben Cumhuriyet Gazetesi'nin köşeme de biraz aktarmışım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilliği görevini de yapmış. Şu an hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kurmay kadrosunda olan bir isim yakın zamanda şöyle söylüyor sohbetlerinde. Bıçak sırtı bir durumdayız. Ancak ve ancak belki Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetsek dahi mecliste çoğunluğu biz alacağız. Bu nedenle yerelde olduğu gibi yani. Evet, evet. Mecliste çoğunluğu biz alacağız. Bu nedenle istenilen yasalar çıkarılmayacak. Türkiye gelecek seçimden sonra da kısa bir süre sonra da yeniden bir seçime gitmek zorunda kalacak. Orada da toparlarız diye düşünüyorum. Orada da toparlarız. Şimdi bakın. Bu senaryo doğru yanlış. Gerçekleşir gerçekleşmez. O ayrı bir tartışma. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilliğini yakın zamana kadar yapmış. Şu an AKP kurmay kadrosunda halen olan etkili bir ismin dahi Cumhurbaşkanlığı seçimini belki kaybederiz cümlesini söylemesi çok kritik bir eşiktir. Anlatabiliyor muyum? Bu ihtimali kafalarından geçiriyor olmaları. Hatta ölçüp biçtikleri. Ölçüp biçmeleri, bunu bir senaryo olarak masaya yatırmaları, kendi aralarında tartmaları ya da gelecek taahhülü olarak önlerine koymaları bile muhalefetin, Millet İttifakı'nın başarı hanesini yazması gereken ve AKP'nin gidişinin bir nevi fısıltısı ya da ne bileyim işaret fişeği olarak okumak gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bila, adaylar ve isimler üzerinden ihtimalleri konuştuk ama vatandaş diyor ki anketler böyle giderse, örneğin hiç konuşmuyorsunuz ama birkaç kez haber masasında konuşmuştuk, sormuştum ben. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaybedeceği, seçime girmeyeceği yönünde çok büyük bir izlenim var vatandaşta. Kaybedeceği, seçime girmez. Hayır, Erdoğan öyle bir durumda aday olmaz gibi sözler sizin de kulağınıza geliyordur. Toplum bunu tartışıyor, konuşuyor ve kimileri ihtimal dahilinde de görüyor. Siz bunu ihtimal dahilinde görüyor musunuz? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ısrarla 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır vurgularına karşı kendisinden aynı yüksek vurguyla gelmediğini ama daha çok Millet İttifakı'nın olası adayının tartıştırılmaya çalışıldığını söyleyen analistler var, siyaset bilimciler var. Siz onlara katılıyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketler böyle giderse kaybedeceğini, gördüğü bir seçime girmeyeceğini düşünüyor musunuz? Ben öyle düşünmüyorum Can. Sayın Erdoğan seçime girecektir. Seçimi kazanacağına kanaat getirdiği anda girecektir. O kendisi için ben bu seçimi bu koşullarda kazanırım sonucuna vardığı zaman seçime girecektir. Neden böyle düşünüyorum? Sayın Erdoğan Ankara'da takip etmiş bir gazeteci olarak. Sayın Erdoğan rahmetli Özal'da rahmetli Demirel'in ulaşamadığı bir sonuca ulaştı. Sayın Demirel'de, Sayın Özal'da Cumhurbaşkanı olduktan sonra partilerinin kontrolünü kaybettiler. Yerlerine seçilen genç liderler ayrı politikaları izlediler ve güç olarak parti genel başkanlığını gördüler ve Cumhurbaşkanlığına çıkmış olan eski liderleriyle çok uyumlu bir çalışma yaratamadılar. Ülkeyi yönetmeye alışmış rahmetli Özal gibi, rahmetli Demirel gibi siyasilere ise Çankaya'nın yetkisizliği dar geldi. Hatta rahmetli Özal Cumhurbaşkanlığı bırakıp yeni parti kurup siyasete dönmeyi planlıyordu. Doğru. Yani her ikisi de başkanlık veya yarı başkanlık sistemini savunan merkez sağ liderlerdir. Fakat bunu gerçekleştirecek bir siyasi güce ulaşamadılar. Sayın Erdoğan bu deneyimleri bildiği için Cumhurbaşkanı seçildiği günden beri, hatta başbakanlığından beri başkanlık sistemini ısrarla savunmaya başladı. Onun için tarafsız cumhurbaşkanlığı değil, doğrudan partili cumhurbaşkanı sistemini arzu ederek kendi yerine geçen Ahmet Davutoğlu'na çok ağır baskılar yaptı.
Sayın Davutoğlu'nun başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de başkanlık sistemine geçme konusunda isteksiz davranmasıdır. Bu nedenle ben Sayın Erdoğan'ın aday olmayacağına, onun yerine AK Parti'nin genel başkanlığına başka bir ismin geçmesi ve onun Cumhurbaşkanı aday olması gibi formülü kabul edeceğini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan kendini başka bir siyasiye emanet etmeyecek kadar özgüveni yüksek bir siyasetçi. Öyle bir liderlik özelliği var. Bu bakımdan düşünün ki seçilmiş bir Cumhurbaşkanı yardımcısı dahi istemedi Sayın Erdoğan, atamadı. Yine bir memur Cumhurbaşkanı'yla Cumhurbaşkanı yardımcısı devam ediyor. Dolayısıyla kendisinin iplerin kendisinin elinde olmayacağı bir siyasal sistemde kenara çekilip de başka bir ismin Cumhurbaşkanlığını kabul edeceğini düşünmüyorum. Onun aslında iktidarın korunması bakımından da yeterli olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü Sayın Erdoğan seçimi kaybettiğinde ana muhalefet partisi veya bir muhalefet partisi lideri olarak parlamentoda siyasete devam eder mi etmez mi onu bilemiyorum. O seçim sonrasıyla ilgili bir şey. Ama seçimlere Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Erdoğan gelecektir. Demin dediğim gibi hem parti genel başkanlığını hem Cumhurbaşkanlığını elinde bulundurmayı başaran, bunu sağlayan ilk liderdir. Bundan vazgeçmeyecektir. Öyle olsaydı zaten Cumhurbaşkanlığını devam ettirir. Tabii. İşte Sayın Davutoğlu veya başka bir ismin başbakanlığını da yola devam edebilirdi. Bunu özellikle partisinde kriz yaratmayı göze alarak bu sistemi seçen Erdoğan'dır. Bu sistemden vazgeçmeyecektir. Gürkan Çakıroğlu böyle bir ihtimale hiç olasılık veriyor mu? Ya bu biraz o döneme girerkenki atmosfere, o döneme girerkenki oy oranlarına, onun yansımalarına da bağlı. Ben Barış Bey'in söylediği sertleşeceklere çok katılıyorum. Zaten fıtrat bu. Yani bundan başka bir şey beklenemez. Onlar sertleşecek, onları yumuşatacak olan ise halk. Yani halk onların sertliğini, sertleşme yöntemlerini alacak, pamuk gibi yapacak, iktidarı değiştirecek. Peki bu nasıl olacak? Aday İmamoğlu mu olur, her kim olursa olsun bu adaylık sürecindeki söylemleriyle, yani iktidardan ziyade, Erdoğan'dan ziyade onun bileşenlerinin kaybedecekleri seçime girmeye ikna edilmeleri gerekiyor. Şimdi bu, çünkü mesela az bu önce... nasıl olacak? Biraz bak, açalım. Şöyle açayım. Mesela az önce Barış Bey ne dedi? Erdoğan'dan ziyade bu rejimin çeşitli sac ayakları var. Evet. Bu sac ayakları devletin şu an içerisinde, emniyet biriminde, askeriyede, kollukta, istihbaratta, yargıda çeşitli veyahut da iş dünyasında çeşitli önemli sac ayakları var. Bu sac ayaklarını kaybedecekleri bir seçime ikna edebilmek için ve o dönemi daha da bu işte 7 Haziran 1 Kasım arasına benzeştirmemek adına makul bir dille ancak onların sertleşme veyahut da onları sertleşmeye yöneltecek söylemleri yok edebilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken şey, aday mesela İmamoğlu'na düşünen şerhlerden bir tanesi şu. Ya aday olmasın çünkü hani biraz şahin bir isim. Onun şahinliği böyle kişilikli, karakterli bir siyasetçi olması, daha böyle köşeli bir siyasetçi olması iktidarın kutuplaşma iklimine şey verebilir, su verebilir. Ama hayır, aday İmamoğlu da olsa, Kılıçdaroğlu da olsa yapıcı bir üslupla, işte bu devri sabık söylemi çok rahatsız edici, ne olursa olsun seçmen kulağında da rahatsız edici. Ondan ziyade, yani işin negatif yönüne bakmaktan ziyade pozitif, yani inşa edici, biz geleceğiz, bizim gelmemizle Türkiye'de kendisini Türkiye'ye ait hisseden, Türkiye'nin bütün kimlikleri ve renkleri bu iktidara ulaşacak. Aslında bizim iktidarımızla AK Parti'nin yüzde şu an kaçsa %90'ı olan ve bizim seçmenimizle birlikte bu sefaleti yaşayan insanların da aslında bir kurtuluşa ereceği, o insanların da temel hak ve özgürlüklerinin daha da artacağı, o insanların da refah seviyesinin yükseleceği ve herhangi bir şekilde ayrıştırmaya tabi tutulmayacakları bir dönem açılacak Türkiye'nin önünde.